Ne var kiranın içinde? Fare mi var? Bekle bekle. Sen toprağa bekçi ol. Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Ben önce annemlere uğrayacağım şimdi. Ondan sonra cilt bakımına gideceğim. Onun için yüzümde krem, mrem, hiçbir şey yok. Makyaj da yok. Anacığım kahvaltı hazırlamış anacığım. Kahvaltı ediyorlarmış. Ben dedim hemen kahvaltımı burada yapayım. Yoksa unuturum ben yeni yemek yemesini. Haşhaş. Çok seviyorum ben bunu kahvaltıda. Makyajım bitti. Hemen hafif bir makyaj yaptırdım üzerine. Eve gidince bakarız detaylı. Şimdi bakalım neler kullanmış, bir onlara göz atalım. Bunları kullanmış. Şundan iki tanesini kullanmış sadece, serumunu falan bana. Ve burada Nego'nun başka şey serisi, liniyesi de var. Burada da var. Bakalım ben hangini denemek için götürürüm. Bakın burada yaptırdım. Yüz bakım, cilt bakımımı. %30 her şeye indirim var yani bu Ostan'da, yani yumurta bayramında, böyle bayramlarda arada bu indirimler oluyor. İyi oluyor, şimdi Türk bakkalına girelim. Eve geldim ve bakalım neler almışım veya almamışım. Oradaki bayan dedi ki fazla bir şey alma bence dedi. Bir dene önce dedi, çünkü dedim cildimde hep sivilce yapıyor. Diyor ki bir ürünün cilde alışması için 5-6 haftaya ihtiyacı vardır diyor. Bu normaldir diyor. Ama 5-6 haftaya geçtikten sonra da daha yüzünüzde sivilceler, mizilceler çıkarsa o zaman diyor değiştirebilirsiniz. Ama bakalım ben size göstereyim neler almışım, neler getirmişim. Bunlar böyle küçük küçük denemelikler. Bu yüz emulsiyonu kremi, sabahları akşamları bu serumu, şu temizliği. Bunları dedi şimdilik önce bir dene dedi. Şimdi bunlara para verme dedi. Para verirsen bir de iyi gelmezse olmaz dedi. Sadece aldığım şu güneşten korunma kremi. 50 plus. Hele bizim yaşımızda veya benim yaşımda böyle cildi güneşten falan korumak çok önemliymiş. Yüzümüzde böyle lekeler oluyor ya, güneşten oluyormuş. Pigment flaking. Yani falan oluyoruz belirli yaştan sonra. Onları için bu koruyormuş. Şimdi makyajımın altına ben yazın ölsem güneş kremi kullanamam. Ben onu unuturum. Bundan sonra lekeler oluşuyor. Şimdi ben bakalım, bir hediye daha verdiler bana. Böyle bir ayna. Bakın. Makyaj aynası. Makyajım nasıl? Çok hafif bir make-up yaptı yüzüme. Fazla hiçbir şey yapmadı. Kirpiklerime hemen iki rimel koydu. Sürdü, koydu. Hmm. Başka da bir şey yapmadı. Şuralarıma da bir highlight'a birkaç. O kadar. Bugün de fazla makyaj yapmayacağım. Yeter bence. Çok güzel oldu. Sade oldum. Ama belli oluyor değil mi? Gözlerimin altını kapatmadı. Görüyor musunuz? Göz altımın morluklarını. Halbuki çok da su içiyorum çayımın sayesinde. Ama neyse. Evet, bu Kanebo'nun güneşten koruma şeyi, ne kadarmış fiyatı? 50 euro. %30 indirimle aldım. 50 euro da 15 euro indiği zaman yapar 35 euro. 35 euro. Bence değer. Çünkü en mühim faktörlerden biri hakikaten bu cildimizi güneşten falan korumak. Şimdi arkadaşlar ne olacak benim bu halim? Dünkü çayım hala bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bir türlü içemedim daha. Yani bugün çay yapmayacağım bence. Bunu içeceğim ve su içerim. İdare edelim bugün. Ve dünden yemeklerim var daha. Bulgur pilavım ve etim. Annem de kuru fasulye yapmış bana. Kuru fasulye verdi. Etli kuru fasulye. Oh, bulgur falan yanında da çok güzel gider. Ya evet, şimdilik bu kadar. Başka bir şey yok. Çocuklar yemeğime yetiştiler, çocuklarım. Hakan'la İlkay geldiler. Bakın. Merhabalar. Merhaba. Fasulye. Bu ne? Oje. Her zamanki gibi benim evde benim gelin oje yapar. Çocuklar yemeklerini yiyip gittikten sonra ben koltuğun üzerine uzandım, uyumuş kalmışım. Saat 5:30 olmuş. Robot yukarıdan geldi, diyor ki bana yemek yok mu? Temin yemedi bizle yemek. Video montajlıyordu. Acil bir videomuz vardı. Onu halletti. Şimdi robota kuru fasulye ısıtıyorum. İçinden etlerini ayırdım. Kuru fasulyeyi etsiz vereceğim ona. Yani o kadar seçiyor eti yani. Ama düğüne gideceğiz ya. Kendime 3 tane elbise sipariş verdim. Kendim karar veremedim pek. Rengini falan. Robota soracağım. Şimdi bakalım robot benim elbiselere ne diyecek. Bakalım. Hep diyorlar ya, robot videolarda daha çok görünsün. Mansfadikinin videosunu almayasın hamsiksa. Ya. Ya. Sen şuraya bir otur. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Evet. Evet. Ha. Tamam. Giymeyeceğim ama böyle göstereceğim. Bak şimdi.
Birincisi böyle bir overall. Kırmızı. Ay, dur açayım şöyle. Kırmızı sade bir overall. Gördünüz mü? Robert'cığım sen ne diyorsun? Bu elbise düğünde giyilir mi? Kann man das in der Hochzeit anziehen oder ist das eher für den Tag? Böyle gün çok günlük mü duruyor? Evet. Yoksa düğüne de giyilir mi? Ya şu adama bakın ya. Evet, çok güzel. Güzel. Meinst du es ernst? Ciddi mi söylüyorsun? Ya. Ha? Ya bu pek böyle içten ya olmadı. Yani tam düğünlük değil diyorsun. Anladım. Ben anlarım. Ben Robert'ın pilden anlarım ne dediğini. Şimdi bunu ben düğün için kendim de pek hoşafıma gitmedi. Das ist jetzt so was mir nicht für eine Hochzeit gefällt eigentlich. Bu biraz ay ışıkta görünmüyor böyle. Nicht für Hochzeit ge. Nee. Kısa. Paçaları kısa. Ay fırlan of da. Evet. Bak buna böyle yaptı. Böyle mi yaptın? Böyle. Böyle tamam. Bunu da beğenmedi. Bu da yine overall. Bu da yine kırmızı. Sırtı böyle biraz açık. Ama çok açık değil yani. Önü kapalı. Dantelli ama çok uzun. Hı? Bu daha mı iyi? Güzel. Daha iyi diyor. Bilmiyorum valla karar veremedim. Robert bu daha iyi diyor. Sizce bu nasıl? Ya üçünden en iyisi buydu diyor. Hı. Neyse gitmemize daha bir 10 gün var. 14 gün var hatta. Ondan sonra bakacağız çaresine. Ya niye gülüyorsun? Da kann ich noch 10 mal bestellen bis da. O zamana kadar sen 10 tane sipariş daha yaparsın diyor. 10 defa getirirsin, gönderirsin diyor. İyi bakalım. Neyse evet. Dedim robota şunları bir gösterim ne diyecek. Evet arkadaşlar pantolonu Instagram'dan hatırlayanlar var mı? Gülme ya. Hatırlayanlar var mı? Hatta, ya sen git hadi yürü git. Sen git sen kıyafete bakma yürü. Bu pantolonu Instagram'da göstermiştim. Şöyle bir göstereyim kalsın mı gitsin mi diye. Ama terlik yerine bak diyor. Ama ne yaptım biliyor musun? Geri gitsin diyenler çok oldu. Bir de kasa kağıdına baktım. Fişine. Neymiş biliyor musun? 2 haftayı geçirmişim. 2 haftayı geçirince geri verilmiyor. Ben de giydim gitti artık. Burada birkaç daha siparişler var ama onlar Miley'in jeans pantolon. Bir de elbise sipariş verdim ona. Bir de kareli bir pantolon. Onlara gerek yok size göstermeyeyim. Ve evet robot işte böyle eşya değerlendiriyor. Yapa yapa. Hala gülüyor. Ah benim yaşlığım çok zor olacak herhalde. Çocuklar evde yoktu ya bugün. Canıma sıkıntı girdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Şu dergimi okudum. Göstermiştim ya şu glamour dergimi. İnternetlerde gezdim. Instagramlarda gezdim. Şimdi Miley eve geldi. Diyordum ki oh 2 saat çoluk çocuk yok. Şöyle kafamı dinleyeyim diyordum. Cihan da yok. Aa, Miley de gidince evin içi hep sessiz kaldı. Miley sen nereye gittin? Nereye gittin tuvalete diyor. Neyse gelince anlatsın. Kızım tuvalete demedim. Sen nereye gittin geldi şimdilik? Kimin yanına gittin? Selişin. Selişin yanına gittin. Bebeğin yanına mı gittin? Hı? 3 saattir bebeğin yanındasın. Bir bana yarın bir daha gideyim. He. Den Lütfü dayı bize döner alacak dedi. He. Ama yoktu. O da bana dedi yarın gel. Ya sen okuldan çıkınca hemen yarın bebeğin yanına gideceksin yine. Bu Zeliş'i sen mi büyüteceksin o zaman? Evet. Çok mu seviyorsun? Ne yapıyor Zeliş? Annesinin yatağında mı yatıyor? Evet hep bizi yanında uyuyor. Biz de ne hep giydirmişler eline? Şey çoraplar. Ha, çorap mı giydirmişler evet. Küçük küçük? Allah'ım ya Rabbim yandık biz. Artık bu sabah akşam Zeliş'in yanına gidecek. Ne oldu karnın mı aç? Bak karnım aç diyor çikolata yiyor. Onlar çok güzel. Kızım çok güzel de karnın acıyınca çikolata mı yenir? Yemek yenir bence. He? Yiyecek mi yemek bulgur pilavı var? Yiyecek mi bulgur pilavı? Hayır var ama supe. Ooo. Sen şeye mi diyorsun? Neydi onun adı? Kuru fasulye diyorsun. Kuru fasulye bitti. Allah'ım. Kızım. Anneannen de var daha kuru fasulye. Yarın gider orada yersin tamam mı? Anneannem bir tencere kuru fasulye yapmış. Oldu. Hadi şimdi dersini yap bakalım. Miley dersini yaparken ben de Miley'e ekmek yapayım. Beyaz peynirden istiyor.
İçinde kuru kelik, cacıklı. Kız, bunun içinde sarımsak var mı? Miley. Knoblauch, sarımsak var mı bunun içinde? Nerede? Cacıklı, tzatziki yazıyor. Bu kezin. He? Yok. Yok mu? Vardır bunda garanti. Dur bir bakalım var mı? Ne varmış? Knoblauch tabii ki var. Abo. Neyse, %2 knoblauch, fazla değilmiş. Benim kızım kuru fasulyeyi bitirdiniz diye kızdı. Yarın anneannesindeysin artık. Yarın ama Lütfü dayın sana döner alacakmış değil mi? Hı hı. Yarın da yiyemezsin sen. Ben sana sonra yaparım kuru fasulye. Bana bir seyircim geçen yorumlarda yazmış ki Robat enişteyle her gün bir Türkçe kelime öğren. Videoda göster her vlogunda. Onu bir dahaki vlogunda unutmayacak ama. Böyle bir şeye başlayalım mı? Ne dersiniz? Belki Robat o zaman Türkçe öğrenir. Hangi kelimeyi kullanalım? Ne? İlk önce ne öğrenelim? Şerkmet senen kahve. Ekmek biliyor. Sucuk biliyor. Peynir biliyor. Zeytin biliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunları çatal. Da biliyor. Çatal, kaşık. Biliyor. Bunları da biliyor. Mesa. Çal. Şöyle vergessen. Weißt du, was nicht? Bıçak. Okay. İlk kelimemiz ne olsun biliyor musun? Kitap. Oh. Buch. Was? Buch. Kitap. Okay? Weißt du? Ich glaube, das hätte ich sogar gewusst, ja. Biliyor muydun? Mhm. Echt? Okay, dann machen wir was anderes. Defter. Defter. Heft. Heft. Defter. Müleyin defteri. Tamam, defter. Bugün ilk kelimemiz defter olsun arkadaşlar. Bir dahaki vlogumda tekrar soracağım. Kitap biliyor, buch weißt du? Çatal, bıçak, ekmek, böyle şeyler de biliyor. Tamam? Defter. Hadi bakalım Almanya Türkçe kursuna başlayalım bugün robot enişteyle, gurbetçi robotla. Ich überlege gerade, wie du was Teller heißt. Neymiş o? Bu ne? Ich hab's vergessen schon. Unutmuş görüyor musun? Biliyordu bunu. Türkiye'de hep öğrenmişti izinde. In der Türkei ist es lernen gab. Irgendwas mit Tee? Aha. Tabak. Tabak. Kol saati. Kol saati. Bak kol saatini hiç unutmamış. Mehmet öğretmişti bu kelimeyi. Kol saati. Aslında biliyor birkaç kelimeler de. Du eşşu pasahın. İşte birbirine tutun. Was? Was war heft nochmal? Defter. Defter. Şimdi o Almanca'da ona benzer bir kelime bulur. Onunla onu bağdaştırmaya çalışır. Defter. Ne? Okey. Hadi bakalım. Bir dakika blokumuzda unutacak mı? Unutmayacak mı? Kadın. Adam kadın. Ay bayağı bir şey biliyor. Bu ne? Saçın hem asistaz. Kadınlar. Kadınlar iki tane. Aa. Evet kadınlar. Männer iki tane adam ne oluyor? Und wenn zwei Männer sind? Was? Wenn zwei Männer sind? Adamlar. Adamlar. Ooo. İlerleme var, ilerleme var. Was ist das? Das ist zu viel. Tamam. Yeah. Defteri bu aklında tutsun. Bir dahaki vloga kadar. Ondan sonra artık devam ederiz. Şimdi saat oldu 9:30. Ben biraz yorumlara baktım videomun altında. Bir saat de öyle geçti. Ve şu yeni aldığım şeyleri bir deneyeyim. Bakalım nasıl oluyormuş. Nasıl yapabileceğim mi? Cildime iyi gelecek mi? Bugün göstermeyeyim de bir dahaki videomda veya ileriki vloglarımda size bir gösteririm. Bu rutinimi nasıl oluyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ondan sonra bakarız bakalım güzel bir şey mi, güzel bir şey değil mi? Evet arkadaşlar, bugünkü vlogum burada bitiyor. Bugün de geçti. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Geceler.